Destur. Saygıdeğer valim. Sayın milletvekilim. Kıymetli yöneticilerimiz. Hazreti Mevlana'nın aziz dostları, sevgili konuklar, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Hakikati Muhammediye'nin neşesiyle 8 asırdır insanlığı mana aleminin feyzi ve sefası ile donatan Hazreti Mevlana'yı rahmet, minnet ve muhabbetle yad ediyoruz. Feyizler, safalar ziyade ola niyazıyla 742. Vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenimize başlıyoruz. Sizler de, siz değerli konuklarımız da hoş geldiniz, hoşa geldiniz, sevgiyle yoğrulmuş gönül köşkümüze sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Aziz misafirlerimiz, Hazreti Mevlana'nın gel çağrısına uyan, başta Balkan toprakları olmak üzere nice diyarlardan söküğün edip Gelibolu'muzda, Mevlevihanemizde, bu aşk meclisimizde buluşan, himmetin ve imanın peşinden koşan dostlara selam olsun. Akşamlar hayır olsun, aşk olsun. Hazreti Mevlana'nın kıymetli dostları, İrfan geleneğimizi aşkla yoğuran alim, hakim, marif ve aşık Hazreti Mevlana'yı güzelliklerle yad ediyoruz. Teni ölse de canı ölmeyen, özü ölmeyen, aşkı sönmeyen Hazreti Mevlana'nın Vuslat yıl dönümü için düzenlenen törenimizin akışını müsaadelerinizle arz ediyorum. Balkanlardan gelen heyetin teşekkür konuşmaları, Sayın Milletvekilimizin konuşmaları, Sayın Valimizin hitapları, Üstad Sayın Mustafa Özbağ'ın Mesnevi'de Kur'an konulu konuşması, Mevlevi Sema Zikri Şerifi. Değerli konuklar, sevgiyle süslenen ve muhabbetle ışıldayan köşkümüzde bugün bizlerle buluşamayanlar var. Gönderdikleri mesajları iletmeme müsaadelerinizi arz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın mesajını okuyorum. Balkan coğrafyası Çanakkale'de buluşuyor etkinlikleriniz kapsamında ilettiğiniz nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Kültürümüze ve manevi hayatımıza bu denli katkısı olan Hazreti Mevlana'yı anma ve bıraktığı mirası yaşatma çabasında olduğunuz için büyük mutluluk içindeyim. Programlarımın yoğunluğu itibariyle katılamayacağımı büyük bir üzüntüyle bildirir. Katılan tüm misafirleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Saygıdeğer misafirlerimiz, Sayın Başbakanımızın ilettikleri mesajı okuyorum. Hazreti Mevlana'yı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlemiş olduğunuz programınıza davetiniz için çok teşekkür ederim. Tüm dünya insanlarının Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin ahlak felsefesinin temelini oluşturduğu sevgi, barış ve hoşgörüyü en fazla ihtiyaç duyulduğu bu günlerde göstermiş olduğunuz gayret takdire şayandır. Yoğun programım nedeniyle katılamadığım için müteessir olmakla birlikte tüm katılımcılara ve emeği geçenlere sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Aziz Mevlana dostları, törenimiz nedeniyle ayrıca Başbakan Yardımcımız Sayın Lütfü Elvan'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Fatma Gül Demet Sarı'dan, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'tan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Doktor Sema Ramazanoğlu'ndan, aynı zamanda AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Avukat Bülent Turan'dan mesaj iletilmiştir. Sayın Milletvekilimizin mesajını izninizle okumak istiyorum. Ankara'daki görevlerimiz nedeniyle
Gelibolu Mevlevihanemizce düzenlenen ve bu güzel Şeb-i Aruz programına katılamamaktan müteessirim. Rahman'dan duamız odur ki 742. yılında Şeb-i Aruz'un ölümü tıpkı Mevlana gibi Hakk'a vuslat olarak görmemize vesile olsun. Selam ve saygılarımla. Avukat Bülent Turan, AK Parti Grup Başkan Vekili. Aziz Mevlana dostları, şimdi ise Balkanlardan gelen Mevlana dostları gönül meclisimizde siz Hazirun'a teşekkür konuşmalarını yapacaklardır. Aziz dostlarımız, Saraybosna Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Bosna Mesudiye Tekkesi Üstadı Profesör Doktor Sayın Kazım Hadzi Meclis sizlere seslenecektir. Lütfen buyurunuz efendim. Sayın Vali, sayın misafirler, dervişler, aşıklar, hepinize iyi akşamlar ve selamu aleyküm. Canı gönülden sizleri dinliyorum. Bosna Hersek'ten kucak dolu selamlarınızı getirdim ve bu Mevlevihane'de Aşkın Sultan'ın uzatılması olan bir ifade Bosna Hersek'teki baş şehrin Saraybosna'nın manevi korucusu ve kurucusu İsa Bey Mevlevi Hanesi olarak maalesef bugün aynı yerde olmayan olan bir Mevlevi Hane biraz yukarıda tepede maket olarak ve bina olarak Mevlevi usulünü yaşamaktadır. Bütün gelenlere Balkanlarda hele Şeyh Efendilere, Mustafa Bey'e ve diğer arkadaşlara, dostlara hürmetle ve saygıyla selamlıyorum. Bu akşam Şeb-i Aruz dolayısıyla hepinize tebrik eder ve mutluluklar, aşkı niyazla diler. Üstadımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz misafirlerimiz, saygıdeğer konuklarımız, değerli hanımefendiler, beyefendiler, Saraybosna'nın da içinde bulunduğu bölgenin müftüsü ve 1992 yılında meydana gelen o acı savaşın da gazisi Gruzde müftümüz Sayın Remzi Pitiç sizlere seslenecek. Huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz'e salat selam olsun. Çok sevdiğimiz, çok kıymetli şehitlerimizin ruhları şad olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla Gruzde Müftülüğü adına, Bosna Hersek Müslümanları adına selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Biz aslında buraya konuşma yapmaya gelmedik. Biz sizleri görmeye geldik. Sizlerle beraber bu kutsal mirasını paylaşmaya geldik. Sizlerle bu güzel gecede muhabbet içinde olmaya geldik.
Onun için buradayız. Sizleri de Bosna'ya davet etmeye geldik. Bosna'ya gelin, bir hafta orada kalın. Bu kutsal toprakların, bu güzel ülkenin kıymetini daha iyi bilirsiniz. Daha iyi oradan görebilirsiniz. Yani Bosna'ya gelmenizin sebeplerden birisi o da olabilir. Biz hepinizi muhabbetle, sevgiyle bekleyeceğiz. En kısa zamanda bizim kahraman şehrimizde, Goraj'da sizleri misafir etmek için elimizden geleni çalışacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar. Sayın Müftümüze çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, değerli misafirlerimiz, kıymetli yöneticilerimiz, sevgi medeniyetimizin mimarı Mevlana'nın yolundan giden bir konuğumuz şimdi konuşmalarını yapacak. Huzurlarınıza Bosna Tarikatlar Birliği Başkanı Sayın Sırrıya Hacı Meyliç'i davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala resulina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ecmein. Emma ba'd. Fe ya ibadallah, fekad kâlallahu teâlâ fi kitâbihil kerîm. Estaizbillah. Ya eyyühellezine amenuttekullahi hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühennasutteku rabbekumullezî halkakum min nefsin vahidetin ve halka min hazaca. Sadikallahul azim. Donosim zahvalu Allahu Jeršanuhu koji nam je omogućio večeras ovdje da smo skupa mi iz Bosne i odad iz cijele Turske i drugih krajeva da se nađemo ovdje među nama. Dua dan su sizi de selam yorum ve gönül birliğiyle burada beraber olduğumuzda çok duygu ifade etmeye çalışıyorum. Salavat donosim na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, njegove časne ashabe, drugove i njegov ehli bejt. Peygamber Efendimiz'in üzerine salat ve ehli bejt üzerine dua etmekteyim. Na prvom mjestu zahvaljivam se našem uvaženom šehe Efendiji, šehe Mustafa Efendiji i svim šehovima i dervišima koji su večeras ovdje na okupu među nama. Her şeyden evvel Şeyh Mustafa Efendi'ye ve diğer Şeyh Efendi'lere de teşekkür etmek istiyorum ve size ağzına bulunmuş olan insanlara da teşekkür etmek istiyorum. Čast nam je večeras i zahvali smo uzvišenom Allahu Dželešanuhu koji nam je omogućio da mi iz Bosne ovdje sama skupa dijelimo ovaj mubarek, ovaj zikr i ovu radost. Ve bugün bu akşam sizinle beraber biz de Bosnalı olarak biz de bu akşam beraber olduğumuz ve böyle güzel bir an, böyle güzel, böyle güzelliğin içinde bulunduğumuz için teşekkür ediyoruz. Şevi Arus se obilježava u čitavome islamskome svijetu, pa i kod nas u Bosni i mi to obilježavamo isto kao i ovdje. Şevi Arus dünyada çeşitli yerlerinde kullanır, etkinlikler yapılır. Bosna Hersek'te aynı şekilde yapıyor ve burada da yapıyor. Jer mi dobro znamo ko je bio velikan Hazreti Mevlana Celadrumi.
Celaleddin Rumi Yüklüzat olarak kim ne olduğunu biz gayet iyi biliriz. Koji je poznat u čitavom islamskom svijetu, gdje god muslimana ima i gdje ih nema, Hazreti Mevlana je cijenen i dan danas uvažen u čitavom svijetu. İslam aleminde Hazreti Mevlana meşhurdur ve hakkında bilgiler var. Sadece Müslümanlar için değil, gayrimüslimanlar için de aynı şekilde Hazreti Mevlana hakkında bilgileri var. Allahu Zülcelal kaže u pročenom kuranskom ajeti kerimu: O pravovjerni, živite i umirite samo kao pravi vjernici. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de okuduğum olan ayette de: Ey müminler, sadece Müslüman-ı mümin olarak yaşayın ve o şekilde ölün. I na drugom mjestu Allah Celaluhu nas poziva: Estaiz billah, ya eyyuhallazine amenu, o vi koji vjerujete, fezkuruni ezkurukum. Diğer ayet-i şerifte okudu, ayet-i şerifte Allah Celle Celaluhu der: Siz inanmış olanlar, Allah'ı çok zikir ediniz, o da sizi zikir eder. Veşkuruli velatek forun, puno me zahvalni mi budite na mojim blagodatima koje sam vam ukazao, ne budite od onih kafira koji su zalutali. Bana şükrediniz, ben de sizi en güzel yerine şükür edeceğim ve beni unutmayınız diye Allah der. I ne bi više htio da vam oduzmem vremena, još jedan put se visoko zahvalim vam, organizatorima, i molim Allah Žešanu da ovako nastave i dalje ove programe, to je, u njima je sreća i spas i makfiret. Fazla zamanınızı almadan organizasyonu yapmış olan insanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu böyle organizasyonda, böyle güzelliklerinde büyük bereketi var. I na kraju, çok teşekkür lekum. Sonunda teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Bosna Tarikatlar Birliği'nin başkanına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kıymetli misafirler, Hazreti Mevlana diyor ki: İki şey mühimdir. Birincisi okyanus kadar bol haysiyet. İkincisi elif gibi dimdik şahsiyet. Aramızda çok değerli şahsiyetler var ve adeta her biri de bir sarraf gibi. Altının değerini de sarraflar bilir. Ve içinde bulunduğumuz Mevlevi hanenin de kıymetini bilen ve bu programa da nazik ilgilerini esirgemeyen Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider'i huzurlarınıza davet ediyorum. Mikrofonsuz bir deneyeyim. Tamam. Şimdi mikrofon sesi boğuyor diye mikrofonsuz deneyeyim dedim ama sesim hiç gitmemiş. Sayın Valim, değerli Bosnalı konuklarımız, değerli misafirler, can dostları, Mevlana dostları, değerli arkadaşlarım. Hoca Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği erenler, Anadolu, Kafkasya, Kırım ve Balkanları sevginin merkezi haline getirdiler. Bu öğreti ile yetişip filizlenen Hazreti Mevlana öğretisi de Gelibolu Mevlevihanesini merkez olarak kullanarak Avrupa kıtasının manevi anlamda imarında en önemli rolü oynadılar. Bugün Şeb-i Aruz. Malumunuz Şeb-i Aruz lügatta düğün gecesi demek. Mevlana da ölüm gününü Hakk'a vuslat, düğün günü saymış. Kuşkusuz ölüm insan hayatı için kesin bir olgu, hatta kesin tek olgu. Mevlana ölümden korkmuyor. Adeta bize ölümü sevdirmeye çalışıyor. Ölümü beden mezarından kurtuluş olarak kabul ediyor. Şeb-i Aruz fedakarlıkla başlar, ömür boyunca devam eder.
öbür aleme kavuşmakla da tamamlanır. Gerçekte iki türlü ölüm var. Birincisi, nefsi feda ederek oluşan manevi ölüm. Yani Hazreti Peygamber Efendimizin ölmeden evvel ölünüz emrince hakta yok olmak sanatı. İkinci ölüm ise fiziki ölüm. Bugüne kadar şeb-i aruz olarak kabul ettiğimiz canın beden kafesinden kurtularak aslına döndüğü, katrenin denize, can ummanına erdiği an. Ki bu huslat gecesi olarak isimlendiriliyor. Mevlana herkes ayrılıktan bahsetti, bense huslattan der. Fikirleri yaşadığı çığı aşarak günümüze kadar ulaşan dünya çapında tanınan düşünürümüzdür Mevlana. Onun sevgi ve aşk felsefesi yaşadığı günden bugüne yalnız Müslüman Türk halkının değil, dünya insanlarının ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Nitekim Melikov, Mevlana'nın eserlerini dünya milletleri kendi dillerine çevirip okusalar, dünyada kötülük, harp, kin, nefret diye bir şey kalmaz diyor. 13. asrın ortalarında Horasan'dan kopup gelen bu fikir, asırlar sonraki dünyanın, bugünkü Batı medeniyeti diye bildiğimiz felsefi sistemin ancak 19. yüzyılda ulaşabildiği hümanizmin temelini atıyor. Spinoza'nın, Goethe'nin, Nietzsche'nin yollarını açıyor. İşte bu düşünürün bugünkü temsilcileri burada. Dünyanın üniversiteli ilk sema topluluğu, Çanakkale Üniversitesi gençleri, Halit hocaları ile beraber. Balkanlardan bu kültürü devam ettiren kardeşlerimiz ile birlikte bu öğretiyi bu coğrafyada daha da ileri taşımakta, yarınların sevgi, barış ve hoşgörü dünyasının temelini atmaktadırlar. Onları seviyorum, onları sayıyorum, onları önemsiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sözlerime büyük düşünürün dedikleriyle son vermek istiyorum. Gel, ne olursan ol, yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değil. 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Birbirimizi sevelim. Hayırlı akşamlar. Sayın milletvekilimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Huzuru Mevlana'nın aziz misafirleri. Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği gibi gül düşünüp gülistan olan bir yöneticimiz bugün adeta sayın milletvekilimizin son sözlerindeki gel çağrısına uydu ve bizlerle birlikte oldu. Ve üstelik bu program da Çanakkale Valiliğimizin himayelerinde düzenleniyor. Bugün bu akşam programımızı teşrifleriyle onurlandıran Valimiz Sayın Hamza Erkal sizlere hitap edeceklerdir. Sayın Valimizin kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın milletvekilim, çok kıymetli misafirler, Balkanlardan, Bosna'dan gelen değerli misafirler, çok kıymetli protokol, çok değerli Gelibolular, değerli misafirler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sekiz asır öncesinden gelen dinle çağrısına icabet ederek bize şeref veren kıymetli misafirler. Bugün burada büyük İslam alimi ve arifi, Allah dostu, Allah aşıklarının sultanı Hazreti Mevlana'nın 142. Vuslat yıl dönümünde onun aziz hatırasını hürmetle yad ediyoruz. 17. yüzyıl başında inşa edilen bu güzel mekan, bu güzel Mevlevihane, yayılma alanı ve semahanesi de dahil dünyanın en büyük Mevlevihanesi olma özelliğini göstermektedir. Müslüman Türklerin
1354 yılında Avrupa kıtasına ilk ayak bastığı ve ilk Osmanlı donanmasının kurulduğu en önemli merkezlerden biriydi Gelibolu. İslam medeniyetinin en derin izlerini taşıyan Gelibolu, yetiştirdiği alimlerle Osmanlı'nın Avrupa kıtasındaki hakimiyetine bir merkez teşkil ediyordu. Piri Reis ve Gelibolulu Mustafa Ali bu isimlerin en belirgin örnekleri olmuştur. Gelibolu Mevlevihanesi'nin yaydığı fikirler neticesinde Avrupa ülkeleri halkları kendi krallarımızı görmektense Osmanlı kavuğu görmeyi tercih ederiz diyecek kadar sevgi, barış ve hoşgörü kültürüyle tanışmışlardı. Çünkü Mevlana Celaleddin Rumi bundan 8 asır önce yaşadığı dönemde dil, din, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin herkesi kucaklayan ve bütün yaratılışları yaratanın birer ayeti kabul ederek bundan dolayı onlara hoşça bakıp onları hoş yani güzel gören düşüncesiyle bağrılarına bastığından dolayı herkesin gönlünü kazanmıştır. Bunun en önemli göstergesi de kuşkusuz onun ölümsüz eseri Mesnevi'nin birçok dile çevrilmesi ve dünyanın dört bir yanında en çok okunan kitaplar arasında yer almasıdır. Hazreti Mevlana'nın insana ve aleme Allah sevgisi temelini esas alan bakışı, akıl ile gönül arasındaki kopukluğu gidermiş, böylece bilgi ile gönül dünyasını bütünleştirmiştir. Bu ana esaslar çerçevesinde ortaya çıkan anlayış, Anadolu ve Osmanlı coğrafyasında etkin olmuş, farklılıkları kaynaştırıp, barışı, kardeşliği tesis ederek medeniyetimizin en önemli unsurlar arasında yerini almıştır. İşte bu güzel neticelere imza atan Gelibolu Mevlevihanesi, Çanakkale ve İstiklal Muharebeleri neticesinde dervişlerinin hemen hemen tamamını şehit veya gazi verdiğinden maalesef yaklaşık bir asır boyunca sessiz ve suskun kalmıştır. Ancak bir yüzyıl sonra, bir yüzyıllık uyku neticesinde 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu restore edilip yeniden hizmete açıldı. Tıpkı Eshaf-ı Kehf gibi yeniden hayata döndü. Biz de Çanakkale Valiliği olarak bu uyanışa destek veriyor ve Tasavvuf Vakfı, Mevlana Öğretisi ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma Yaşatma Derneği ve 18 Mart Üniversitesi Tasavvuf Topluluğu'nun çalışmalarında hep yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Bu sebeple Balkan coğrafyası Çanakkale'de buluşuyor projesi kapsamında uluslararası anlamda dördüncüsü düzenlenen bu etkinliğimizi hayata geçirdik. Amacımız kültürel ve sosyal alanda iyi bilim adamlarının tekrar bu gönül mekteplerinden filizlenip Avrupa kıtası ve bütün dünyaya yayılarak sevgi, barış, güzel ahlak ve hoşgörünün temsilcisi olmalarıdır. Tek hedefimiz özüne ve aslına uygun olarak yeniden bu güzel mekanda Mesnevi Şerif okumalarının devam etmesidir. Ve bizler de inşallah bu okumalara kulak vereceğiz. Değil mi ki Mesnevi dinle nidasıyla başlamış. Bizler de onları dinleyeceğiz. Az yemek, az uyumak, az konuşmak prensibinin geçerli olduğu tasavvuf terbiyesinde hüner söylemek değil dinlemektir. Dinlemeyenler öğrenemezler. Öğrenemeyenler bilemezler. Bilemeyenler de olamazlar. Dolayısıyla biz önce dinleyeceğiz, sonra öğreneceğiz
ve akabinde de inşallah olacağız. O yüzden Mesnevi dinle nidasıyla başlar. Bişnevin ney çün hikayet mükünat. Es cüdayiha şikayet mikunet. Dinle bu ney neler hikayet eder. Ayrılıklardan nasıl şikayet eder. Bişnev dinle sözü B harfi ile başlar. Besmele de Bismillahirrahmanirrahim B harfi ile başlar. Ve B harfinin bir noktası vardır Arapça yazılışta. Hepimiz biliyoruz. Bu harfin altındaki nokta Hazreti Ali'nin deyimiyle ilim bir nokta idi. Onu cahiller çoğalttı diye buyuruyor. O noktaya da tevhid, vahdet, birlik noktası denir. Bütün ilimler o tevhid noktasını öğrenmek içindir. Elhamdülillah Mesnevi okuyanlar o noktanın anlamını, tevhidi, birliği, beraberliği bulmuş insanlardır. Mesnevi Şerif'in dibacesinde yani takdim yazısında bizzat Hazreti Mevlana tarafından bu Mesnevi kitabı Allah'a ulaşma yollarının apaçık ve parlak delilidir der. Hazreti Mevlana'nın ayrıca kitabın nuru içinde kandil yanan bir mekan gibidir. Parlaklığı sabah aydınlığından daha nurlu, daha nurlandırıcıdır ve Mısır'daki Nil Nehri gibidir. Hazreti Musa ve kavmi gibi sabır sahiplerine geçit olur der. Firavun gibilerine ise boğar der. İşte Mesnevi'nin aydınlatıcılığına en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda Hazreti Mevlana'nın medeniyetimiz için taşıdığı önemi eskisinden daha iyi kavramak durumundayız. Çünkü biz şiddetin kol gezdiği ve ayrılıkların ve farklılıkların körüklendiği bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Onun öğretisinde Müslüman Türk dünyasının bütün ruhunu bulabiliriz. Hazreti Mevlana'nın öğretisi bizi geçmişin hantal ve statik düşünce yapısından ve bugün düştüğümüz yabancı unsurları taklit hastalığından kurtarabilecek yegane reçetedir. Biz ancak onun ve onun gibilerin ışığından giderek Allah yolunu bulabiliriz, gerçek dini bulabilir ve eşyanın hakikatlerini keşfedebiliriz. Gönül iklimimizin zenginliği olan ve bizim için bunca büyük önemi haiz bulunan Hazreti Mevlana gibi birçok İslam alimimiz vardır. Bu İslam alimlerinin her biri farklı yollar takip etmiş olsalar da yine biz biliyoruz ki bu yolların hepsinin nihai amacı tevhiddir. Ve bu yolların hepsi Muhammedi'dir. Hepsi Mevlana gibi birer Kur'an ve peygamber sevdalısıydılar. Mevlana "Men mendeyi Kur'anem, ben Kur'an'ın kuluyum, kölesiyim. Men hakirahi Muhammedi muhtarem, ben Hazreti Muhammed'in ayağının bastığı toprağıyım." diye buyuruyor. Bu kadar büyük bir peygamber sevgisi ve insan sevgisi, Kur'an sevgisi bizlerin onların peşinden gitmemiz için yeterli bir sebeptir. O yüzden bu insanları anmak büyük mükellefiyet gerektirir. Çünkü 20. yüzyılın büyük mütefekkirlerinden Nurettin Topçu'nun da dikkat çektiği gibi büyük vatanlar hep büyük mezarların üstünde kurulmuştur. Ve büyük ölüleri olmayan milletler yok olmaya mahkumdurlar. Üzerinde büyük ruhların sevildiği topraklarda ise ebedi hayat ağacı yeşerir, gerçek hayat, gerçek saadet tadılır. Ve evet, bugün onlarsız bir yeryüzünde yaşadığımız için yetim yaşıyoruz. Anadolu toprağının altı bize bin yıllık mazimizden emanet kalan büyük mezarlarla doludur. Bu mezarların sahipleri olan büyük İslam alimleri, Hazreti Mevlana gibi ebedi ruhlar bugün de bizim varlığımıza karıştıkça, ruhlarımıza,
düşman olan zehirli tesirler bizi imha edemez. Bu kervanın başını Mevlana Hazretleri çekiyor. Ama onu takip eden Hacı Bektaş, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Yazıcızade Ahmet Bican Efendi gibi ebedi ruhlar da vardır. Bu bilinçle vuslatının, yani biricik sevgilisi olan Allah'a kavuşmasının 142. yıl dönümünü idrak ettiğimiz Hazreti Mevlana'yı sevgi, saygı ve hasretle anıyor, Gelibolu Mevlevi Hanesi'nde düzenlenen bu ayinin hepimize rahmet, şefkat, sevgi, barış getirmesini diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Mali, ödül sunumu, armağan sunumu efendim. Sıkkat yücelerinizle. Saygıdeğer misafirler, Hazreti Mevlana diyor ki, kalp bir deniz, dil de bir kıyıdır, bir sahildir. Denizde ne varsa sahile de o vurur. Sayın Valimize nezih konuşmalarından dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi günün anısına hazırlanmış armağanların takdimi olacaktır. Sayın Valimiz, Bosna Tarikatlar Birliği Başkanı'na armağan takdiminde bulunacaktır. Sayın Başkanımızı buraya davet ediyorum. Sayın Valim, arkadan Müftü Bey'e var. Müftü Bey, iki kişi de size armağan sunacak Sayın Valim. Saygıdeğer misafirlerimiz, Çanakkale Valimiz, Bosna Tarikatlar Birliği Başkanı Sayın Sırrıya Hacı Meyliç'e günün anısına hazırlanmış armağanın takdimini yapıyor. Değerli konuklar, şimdi de Goraçlı Müftüsünü davet ediyorum. Hemen ardından Üstad Sayın Mustafa Özbağ, Sayın Valimize bir armağan takdiminde bulunacaktır. Getirirsin orası. Teşekkür ederiz. Saygıdeğer konuklarımız, Üstadımız Mustafa Özbağ, Sayın Valimize günün anısına hazırlanmış armağanını takdim ediyor. Teşekkür ederim. Allah razı. Mesudiye Tekkesi Üstadımızı davet ediyorum. Sayın Valimize armağan sunumu için. Sayın Valim, özür dilerim, sizi bırakmıyoruz efendim. Mesudiye Tekkesi Üstadımız, Valimiz Sayın Hamza Erkal'a günün anısına hazırlanmış bir armağanı takdim edecek. Mesudiye Tekkesi Üstadı Sayın Valimize günün anısına hazırlanmış armağanlarını takdim ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Valimizi de uğurluyoruz. Teşekkür ederim efendim. Ama Üstad. Değerli misafirler, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider'i huzurlarınıza davet ediyorum. Kıymetli konuklar, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider, Üstad Sayın Mustafa Özbağ bir armağan takdiminde bulunacaktır. Buyurun efendim. Buyurun. Sayın Milletvekilimiz şimdi de Mesudiye Tekkesi Üstadına bir armağan takdiminde bulunacak. Değerli konuklar, Üstadımız Sayın Milletvekilimiz için hazırlamış olduğu armağanı takdim ediyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Tamam, bir armağan takdimi yapacaksınız evet. Siz. Evet. Mesudiye Tekkesi'ne. Buyurun.
usta, müsaadenizle size ben takdim edeceğim. Olur. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi Mesnevi'de Kur'an konulu konuşmamıza geçeceğiz. Fakat onun öncesinde müsaadenizle programımıza yapmış oldukları nazik katkılardan, desteklerden ve ilgilerden dolayı Çanakkale Belediye, Çan Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Kusu'ya şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca Tasavvuf Vakfı ve buradaki Semazen topluluğunu yetiştiren Üstadımız Sayın Mustafa Özbağ'a da kalpten şükranlarımızı sunuyoruz.